havuçlu kek yaptım. Sana da getirdim. Yaşasın, en sevdiğim. Daha var. Kukuli'ye de ayırdım. Kukuli nerede kaldı ki? Botanik parka geç kalacağız. Aa, portakal suyu vardı. Getirmeyi unuttum. Sen dur, ben getiririm. Küçük bir parça daha yesem hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederim Minky. Bir dilim daha ister misin? Bu kadarı bana yetti. Ver o zaman tabağını götüreyim. Küçük bir parça daha. Aa, meyve suyum azalmış. Kalmamış. Hepsi bitmiş. Minky? Aa, bitmiş mi? Hepsini bitirmiş miyim? Aa, koca bir keki yedin mi gerçekten? Kocaman değildi ki, küçücüktü. Keşke daha fazla yapsaydın. Baksana kukuliye bile kalmadı. Minky, ama kek yeterince büyüktü. Değildi. 10 tane yapmış olsan onunu da yiyebilirdim. Hadi girelim. Kukuli, bu muzları almanın serbest olduğunu sanmıyorum. Bir yetkiliden izin istesek belki verir. Soralım. Ama izin almadan bir tanesini bile yememelisin Kukuli. Ne oldu Çinki? Sadece tek bir ağaç için izin verdiler. Kukuli, bu bahçede istediğin bir ağaçtan muz toplayabilirsin. Ama çabuk olmalısın. Çünkü botanik park yarım saat içinde kapanacakmış. Kukuli dur. Baksana ileride daha büyük dalları olan ağaçlar var. Daha çok muz toplayabiliriz. Olmaz Kukuli. Bak ilerideki ağaçtaki muzlar daha iyi. Kukuli, buradaki en büyük muz ağacını sonunda bulduk. Kukuli, bu ağaç gerçek değil. Bu muzlar da. Bu bir heykel. Heykel mi? Gerçek gibi duruyor. Öyle görünse bile yenilebilir değil. Sayın ziyaretçilerimiz, botanik parkımız kapanmıştır. Lütfen çıkışlara doğru ilerleyiniz. Olamaz. Çok geç. Muz bahçesi kapanıyor. İçeride kalırız. Aa.
ağaçtan muz toplayabilirdim İnki. Daha fazlasını isterken bir tane bile muz toplayamamasına neden oldun. Oha! Son ağacın heykel olduğunu nasıl bilecektim ki? Eğer gerçek bir ağaç olsaydı şimdi bir sürü muz olacaktı. Daha fazlasını istemek suç mu? Daha. Minki hep daha fazlasını istiyor. Oha! Ama gerekenden fazla bir şeyler istemek, doymak bilmemek bizi mutsuz yapar. Bunu Minki'ye de anlatmanın bir yolunu bulmamız lazım. Oha! Aklına bir fikir mi geldi Kukuli? Oha! Avuçlu kek mi yaptın? Evet. Hem de bu kez istediğin kadar yiyebilirsin. Çok yaptım. Gerçekten mi? 10 tane bile olsa yerim demiştin. Yersin değil mi? Yerim tabii. Teşekkür ederim. Daha fazla yemek istemiyorum Tinki. Ama ben bütün o kekleri senin için yaptım. Dur sana meyve suyu da getireyim. Merhaba Düt Düt. Merhaba Minki. Biraz burada saklanabilir miyim? Neden? Ne oldu ki? Tinki çok fazla havuçlu kek yapmış. Hepsini bana yedirmeye çalışıyor. Ama sen havuçlu keki çok seversin. Yeteri kadar yedim. Daha fazla yersem karnım ağrıyacak. O zaman benimle müzik dinlemeye ne dersin? En sevdiğin şarkıyı dinliyordum. Düt, elini yıka şarkısını mı? Bıkmadan saatlerce dinleyebilirim. Duralım mı artık? Çok yoruldum. Haklısın. Birkaç saatte dans etmeden dinleyelim. Hem dinlenmiş oluruz. Ne? Birkaç saat daha mı? Her yerde seni arıyordum Minki. Bir dilim daha yemek ister misin? Dinlenmem lazım Kukuli. Beni sallar mısın? Parkta en sevdiğim oyuncak bu salıncak. Hem dinlendirici hem eğlenceli. Hiç bıkmadan sallanabilirim. Kukuli, bu kadar yeter bence. Tamam. Hiç bıkmam dedim ama çok fazla sallanınca sıkıldım. Olamaz. Tinki ve Düt Düt geliyor. Merhaba Minki. Tinki, üzgünüm ama daha fazla kek yemek istemiyorum. Daha fazla şarkı dinlemek de istemiyorum Düt Düt. Hatta salıncakta bile sallanmak istemiyorum. Ama siz... Şimdi anladım. Tüm bunlar oyundu değil mi? Evet Minki. Dinle Minki. En sevdiğin kekin bile fazlası seni rahatsız edebilir. En beğendiğin şarkı veya oyun bile sürekli tekrar ederse seni sıkabilir. Gerçekten ihtiyaç duymuyorsan daha fazlasını istememelisin. Haklısın Düt Düt. Tinki'nin Kukuli'ye ayırdığı keki yemem yanlıştı. En iyi muzu ararken de Kukuli'nin eli boş kaldı mesela. Özür dilerim Kukuli.
Önemli olan hatanı anlamış olmam Minky. Bence bunu bir dilim kekle kutlamalıyız. Ve biraz da şarkıyla. Hı? Sadece şaka yaptık Minky. Oh!